Merhabalar, Canik Belediyesi Sıfır Atık Köyü projemizdeyiz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü Sıfır Atık Fikir Yarışması'nda ödül kazandığımız köy projemizle uygulama alanındayız. Köy projemizin içeriğinde hurda parçalarından tasarım, geri dönüşüm müzesi, yağmur suyu hasadı, atık geçiş depolama alanı, tarım alanı, dönüşüm seraları, kompost alanı, geri dönüşüm oyun grupları ve oturma alanları bulunmaktadır. Burada malzemelerin tasarımında atık, saç, metal ve benzeri malzemeler kullanılmış olup Karadeniz'imizin simgelerinden biri olan balık sembolü tasarlanmıştır. Geri dönüşüm müzesi yeşil bir bina olarak tasarlanmış, güneş panelleri ve rüzgar türbininden alınan enerji ile müzemizin aydınlatması sağlanmaktadır. Daha önce çardak olarak kullanılan yapının etrafı atık palet ve lastiklerle kapatılıp sarmaşıklar ekilmiştir. Bu oluşumla birlikte doğaya uyumlu olarak kentsel ısı ada etkisi azalmasına rol oynamıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak sera gazı salınım azalırken karbon ayak izi ve küresel ısınma karşısında pozitif bir yaklaşım sergilenmiştir. Öğrencilerin eğitim alanı olarak da kullanılabileceği müzemizde bisiklet sürerek pedal yardımıyla ışık enerjisi dönüşümü ve telefonlarını şarj edebilecekleri bir mekanizmaya da yer verilmiştir. Kasalardan oluşturulmuş dönüşüm kütüphanesi ile okuma alanları, çevre bilinci eğitimi, sıfır atık eğitimleri, geri dönüşüm atölye çalışmaları yapabileceklerdir. Yağmur suyu depolama alanı müzemizin çatısına yerleştirilmiş toplama kanalları yardımıyla yağmur suyu hasadı yapılmaktadır. Depolama tankımıza depo önü filtre takılarak dış kaynaklardan gelen yaprak ve benzeri maddelerin girmesi engellenmiş, depolanan su tarla alanlarında kullanma suyu olarak kullanılacaktır. Atık geçici depolama alanı için ilk olarak köyümüzden çıkan atıklar arasında karakterizasyon çalışması yapılmış, toplanacak atıklara göre atık kutuları yerleştirilmiştir. Toplanan atıklar ayrı biriktirilerek lisanslı firmalara teslim edilecektir. Tarım alanımızdan öğrencilerle birlikte ata tohum ekim dikim çalışmaları yapılarak tohum, fidan, çevre sevgisi oluşturulacaktır. Dönüşüm seralarımızda ahşap atık, halat ve naylon gibi malzemeler kullanılmış, sera etkisi yaratılmak istenmiştir. Sera alanlarımız belediyemizde oluşturulacak etkinlik doğrultusunda okullara teslim edilecektir. Kompost alanımız atık varil yardımıyla tasarlanmış, bahçelerimizden çıkan yeşil atıklar toprak ile biriktirilerek 4-6 hafta arasında gübre haline getirilecek, tarlalarımızda toprak iyileştirici olarak kullanılacaktır. Geri dönüşüm oyun grupları ve oturma alanları eski ahşap atıklardan, kütüklerden, lastiklerden meydana gelmiş, köyümüzün konseptine uygun olarak kaydıraklı traktör, mini karavan, salıncak, lastik geçitler, tırmanma parkuru oluşturulmuştur. Canik Belediyesi olarak 2023 hedefler doğrultusunda yer alan sürdürülebilir çevre anlayışıyla başladığımız bu yolda kaynakların verimli kullanılması, israfın önüne geçilmesi, atıkların ayrı toplanması, yenilenebilir enerji kaynaklarını yerinde öğrenme ve bir pilot olması amacıyla Sıfır Atık Köyü projemiz oluşturulmuştur.